Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel telefon attığımızda. Sinan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serdar Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi dövizle kira dönemi bitti. Sizin bununla ilgili sıkıntılarınız vardı. Bu çözüldü mü öncelikle bu yönetmelikle? Serdar Bey, çok teşekkür ediyorum ilginize. Bu iki yıldır bizim üzerinde yoğun olarak çalıştığımız bir konuydu, bildiğiniz, kamuoyunun da bildiği gibi. Büyük oranda Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar neticesinde ve bu sabah erken saatlerde alınan karar ile Türk lirasının kiralamalarda özellikle Türk lirasına geçilmesi ekonomimiz üzerinde ve perakende üzerinde çok olumlu etkiler yaratacağını şimdiden söyleyebiliriz, öngörebiliriz. Sabahtan beri almış olduğum telefonlarda perakende sektöründe temsilcilerinin morallerinin çok iyi olduğunu gözlemledim. Tahmin ediyorum önemli bir virajı perakende sektörü aldı. Şimdi el ele verme, uzlaşma ve işleri büyütme zamanı, verimsiz dalları budama zamanı. Çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Caddelerde de boş duran mağazaları da doldurma zamanı inşallah. İşimize daha çok odaklanacağız. Sinan Bey, şurada şunu sormak istiyorum. AVM'lerdeki özellikle veya caddelerdeki o mağazalarda yüzde kaçı dövizle ödeme yapılıyordu, yüzde kaçı TL ile yapılıyordu? Bir kere AVM'lerin %80'i 90'ı dövize bağlı kiralama. Yani biz her ay başı TL ödüyorduk ama sonuç itibariyle döviz artışı neyse o şekilde ödüyorduk. Fakat her zaman söylüyorum, AVM'lerin çok büyük bir bölümünde, 1/3'lük bir bölümünde hala şu an için en son 2016 kurlarıyla 2015 kurlarıyla fatura düzenleyen o kadar çok yatırımcı var. Fakat sadece sorun, bizim burada hep altını çizdiğimiz sorun, sıkışan sorunu yaratan bölüm 1/3'lük bir kesimde. Onlar ya günlük kurdan ya da günlük kura çok yakın bir kurdan fatura kesiyorlardı. Ve 2017'nin Eylül ayından bugüne kadar da dövizdeki artışın %80 olduğu düşünülürse artık yani tencere geçen hafta farkındaysanız patladı. İnsanlar artık biz bunu ödeyemiyoruz dedi. 120'ye yakın marka buna tepki verdi. Peki işlerde bu kadar artış var mıydı peki? Yani şimdi kur artıyor. Yılbaşından bu yana %47 doların değer kazancı TL karşısında. İşler bu durumda nasıldı? Bu dönem zarfında. Serdar Bey, perakende sektörünün özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos ayını perakende sektörü iyi geçirdi. Bunda en önemli etki yabancı ziyaretçilerin yoğun alışveriş yapmaları oldu kurdaki artıştan dolayı. Farkındaysanız en lüks markaların önünde yabancı misafirlerimiz kuyruk oluşturdular. Evet. Fakat bizim buradaki meselemiz sadece ciro değil, verimlilik ve karlılıklarımız. Ham madde maliyetlerinin artışı, maliyetlerimizin çok yükselmesi, iş yapıyoruz ama koşu bandında koşuyormuşuz etkisi yaratıyor. Ay sonunda %45-50-60 artan bir kira faturası, dövize bağlı yükselen ham madde maliyetleri, sizin yaptığınız bütün o eforu aynı yerinizde sayma etkisi yaratıyor. Yani motivasyonu kaybettiriyor diyebiliriz. Kesinlikle satış elemanımızın, üreticilerimizin, bize üretim yapan dikiş diken makinacılarımızın ister istemez etki yaratıyordu. Onların emeklerine de bu etki yaratan bir konuydu. Sinan Bey, şunu da sormak istiyorum. Araya girip bu şimdi 30 gün içinde Türk parası olarak sözleşmeler yeniden taraflarca belirlenecek. Nasıl bir belirleme olacak? Yani şu andaki kurdan mı çevrilecek? Şu anda 6.50 örneğin. Altının üzeri sizin için zor mu? Yoksa nasıl bir çözüm bulunacak? Çok pardon, sözünüzü kestim. Buyurun. Serdar Bey, zaten şöyle bir durum söz konusu. Bu kur seviyesi zaten perakendeyi bu noktaya getirdi. 2016 başı, biraz önce de altını çizdim. 2016'nın başındaki kur seviyesi veya ilk 6 ayındaki kur seviyesi ufak dalgalanmalarla farklı AVM'lerde, farklı lokasyonlarda, farklı rayiçlerde değişiklik gösterse de şu anda AVM'lerin çok büyük bir bölümünde bu kur seviyesi uygulanıyor.
Evet. O sebeple zaten günlük kurun %16'ından, %26'ından zaten bunu perakendenin ödeyebilmesi mümkün değil. Peki. Sizin de mümkün değil, yani bu olası değil. Peki. Zaten bizim elimizi de en çok rahatlatan kısmı şu oldu. Bir ay içinde anlaşamadığımız takdirde bizim anladığımız kadarıyla her iki tarafa da bu anlaşmayı fesih hakkı veriyor. Her iki taraf da birbirinden bir anlaşma noktasına gelemezse anlaşmalarını fesh edecekler ve her iki taraf da başka kiracılara ve başka iş yerlerine odaklanacak. Peki. Bu da yasanın bize getirmiş olduğu büyük bir kolaylık oldu. Çok teşekkürler. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel ile konuştuk. Şimdi Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Belgü ile konuşacağız. Hulusi Bey, hoş geldiniz. Tabii siz, merhabalar. Siz masanın öbür tarafındasınız. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları bu karardan nasıl etkilenecek? Yatırımcılar ve AVM yatırımcıların içinde yüzde kaç yabancı var ve AVM yatırımcıların ne kadarlık döviz borcu var? Şimdi biz masanın öbür tarafında değiliz. Biz masada aynı taraftayız esasında. Perakendecilerle beraber yaşamak zorundayız. Beraber olmak zorundayız. Perakende sektörünün bir parçası olarak kendimizi görüyoruz. Tabii şimdi şu anda Türkiye'de, ben size genel olarak rakamları vereyim, 58 milyar dolarlık alışveriş merkezi yatırımı var. Bunun 17 milyar dolarlık kısmı yabancılar tarafından, yani %30'u yabancılar tarafından yapılmış. Şimdi tabii sabahleyin böyle bu kararla uyandık hepimiz. Olabildiği kadar anlamaya çalışıyoruz. Yorum yapmak için de çok erken görüyorum. Çünkü orada net bir şekilde bazı istisnai durumların olabileceğini ve bunun Maliye Bakanlığı tarafından düzenleneceğini, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenleneceğini net bir şekilde yazmışlar. Çünkü burada açmaz olan bazı durumlar var. Bunlardan bir tanesi banka borçları. Alışveriş merkezlerinin çok yoğun banka borcu var. Benim hesabıma, bizim hesabımıza göre 15 milyar doların üstünde dövizle banka borcu var alışveriş merkezlerinin. Şimdi buna bir hal çaresi bulmamız lazım. Yani kuru bugünkü kurdan da alsak, daha yukarıdaki kurdan da alsak, daha da dikit alsak, bu borç ifasını yaparken biz hangi kurdan ödemeleri yapacağız? Bankalar TL'ye dönebilecekler mi daha evvel? Bu konuyla ilgili biz bir çalışma yaptık. Bankalarla, Bankalar Birliği'yle görüştük. Böyle bir fonlamanın imkan dahilinde olmadığını söylemişlerdi bize. Bankalarla, bankalar tarafı nasıl çözümlenecek? Bu bizim için çok çok önemli. Yani dövizle borcu olan AVM'ler gene İstihdam mı tutulacak, yoksa gene de Türk lirasıyla tahsilat yapacaksınız? Bu problem sizin probleminiz mi denilecek? Bunu zaman gösterecek, çünkü çok büyük bir miktar bu. Evet. 15 milyar doların üstündeki borç. Bir diğer hususta tabii yabancı yatırımcının iştahını kaçırmamak lazım. Bir düzenleme yaptık. Bu yaptığımız düzenlemede yabancı yatırımcıyı ürkütmememiz lazım. Türkiye'ye Peki. yabancı yatırımcı gelmesi için teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki. Çok teşekkürler. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Belgül'e de konuştuk.